ilk televizyon oluyoruz. Yani Türkçe, Kürtçe ve Arapça programları yapıyoruz. Özellikle halkımızın isteği ve halkın dilinden anlayan bir insan olarak da ben de o alttan gelme yapıyı bildiğimden dolayı insanlarımızın sesi olmaya gayret gösteriyoruz. Özellikle televizyonumuzdaki sloganımız da bu. Yani sizin gücünüz. İnsanların sesi ve gayreti olmaya çalışıyoruz. Ben özellikle Urfa'mı çok çok seviyorum. Urfa hem özel ve güzel bir yer. Yani buradaki izleyicilerimiz özellikle KON TV'de Urfa'ya da benzerlik yanı var. Hem tarımsal yönden hem de Konya biliyorsun Mevlana Hazretlerinin anıldığı vakit zaten sembol oluyor. Urfa'da peygamberler şehri Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın, Eyüp Aleyhisselam'ın makamının bulunduğu ve oradaki bulunan bir yer ve Balıklı Göl, Hayır Rahman ve tarihi yerleriyle ilgili pozulmamış genetik yapısına sahip ve insanlara sıcakkanlı ve kültürüne sahip olan bir memleket. Konya'da bunlarla ilgili öyle. Selçukluların zaten başkentliğini yapmış. Tüm insanın ortak noktasında gelme ve kültürel noktasında ikimiz de misafirperveriz. Evet. Konyalılar da ve Urfalılar da evet. Özellikle misafirlerin kendileri geldiği vakit daha huzurlu, daha mutlu ve kendilerinde bir şeyler yemeğini, sofrasını paylaşan insanımız. Bizim de o yüzden KON TV ve Kanal Urfa'da kardeş TV olmamızdaki en büyük nedenlerden bir tanesi de güzellikler peşindeyiz. İşte o kanallar arasındaki kardeşlik bağı aynı şekilde şehirler arasında da o bağ var diyebiliriz. Bir peygamberler şehri Şanlıurfa'dan bahsediyoruz ve tabii ki Mevlana Hazretleri Celaleddin Rumi'nin memleketi Konya'dan bahsediyoruz. Bir kardeşlik orada da var. Tabii İbrahim Torun'un bir Şanlıurfa aşığı olduğunu, sevdalısı olduğunu çok iyi biliyorum. Şanlıurfa dediğimiz zaman o kadar çok şeyden bahsediyorsunuz ki o tarihi zenginliğinden, manevi zenginliğinden anlatmakla bitiremiyorsunuz. Bunu çok sık dinledim ben, ben birebir şahit olduğum için. Özellikle izleyicilerimizden rica ediyorum. Çok ciddi anlamda bir başarı hikayesi var İbrahim Torun'un. İlerleyen dakikalarda bu başarı hikayesinin nasıl oluştuğunu paylaşacağız sizlerle. Özellikle gençler ekranlarının başından ayrılmasınlar. İbrahim Toru örnek bir kişilikle, örnek bir ticari hayatıyla bizlere o geçmişi anlatacak. İbrahim Toru dünyaya Şanlıurfa'da geldi. Evet. Hangi ilçesinde, neresinde dünyaya geldi? Dünyaya gelişinizden itibaren başlamış olalım. Ben Şanlıurfa merkez, bugünkü büyükşehir sıfatıyla Evye bölgesinde, evet. 12'ler mahallesinde dünyaya geldim. Halen mevcut evlerimiz de şu anlık oralarda. Çevremizin büyüme noktamızın ta evlilik hayatımıza kadar orada oldu. Urfa'mızla ilgili özellikle Kenar Mahalle, o günkü şartlarda özellikle zenginler de ilgili fakirlerin bulunduğu ayların, işlerin çoğunluğu bulunduğu, iş kesiminin bir arada bulunduğu ortamda yetiştik. O toprak damlı evler vardı o dönemde. Halen daha yine var. Evet. Ve biz o gece kondu evleriyle ilgili gençlik hayatımızdan çok şeyler öğrendik. Özellikle odalarda tabii ki şu anlık teknoloji gelişti. O eski anlarımız şu anlık odaların her birinde bir televizyon vardı. Fakat bizim eski ortamda biz bazen bir yemeği, lahmacunu, ondan sonra tepsi kebabını, daha sonra o görmediğimiz imkanları elde ettiğimiz vakit mahalleler arasında kapılarımız daima açıktı. O kültüre sahiptik. Özellikle komşu kültürü çok önemliydi bize. Arkadaşlık kültürü çok çok önemliydi. Ve o ortamın içerisinde unutulmayan bir şey daha vardı. Bizim evlerimizde o günkü şartlarda işte 93'ten sonra biliyorsunuz özel televizyonlar, ondan sonra TRT vardı sadece. Sadece mahalleler toparlanırdı. Biri çikifte yapardı, evet. Biri nane getirdi, biri maydanoz, biri soğan getirdi. Biri çikifteyi malzemeni getirdikten sonra ortaklaşa televizyonları izlerdik. O günkü şartlarda telefonlar yoktu, televizyonlar o kadar yaygın değildi. Ama güzel bir samimiyetlik vardı. Sohbet vardı. Sohbet vardı. Sohbet. İnsanların birbirine hürmeti vardı, saygısı vardı. Ama bugünkü teknolojilere maalesef her şeye sahibiz. Ama o eski samimi ve sıcak ortama maalesef sahip değiliz. Teknoloji bazı şeyleri aslında alıp bazı götürüyor, bizden alıp götürüyor. Ve o hayatın zorluğu bize çok olgunluk kazandırdı, birikim kazandırdı, ahlaki değerleri kazandırdı. Bir insanın özellikle annesini babasını seçme hakkına sahip değildir. Fakat Allah'a hamdolsun bizim öyle bir anne ve baba sahip olmamız bizleri bu günlere getirdi. Çünkü en büyük eğitimi anne ve babadan aldık. Rahmetli babam 2008 senesinde vefat etti.
Şu an hem kardeşlerimiz abilik hem de babalık yapmaya yöneliyoruz. Kaç kardeşiz? Biz 11 kardeşiz. 11. 10 erkek, 1 kız. Bizimkiler özellikle en şanslısı da kız olsa gerek. En sondaki de zaten kız muhara kadar, ondan sonra evin mücevheratı gülü bulundu diye evet şey olmuş. Ama Allah'ın da olsun, bizler de hepimiz birbirimize bağlıyız. Halen aile şirketiyiz. Ve özellikle bizim çocuklarla ilgili üniversiteyi bitirmeyene iş vermiyoruz. Evet. Normal bizim kurumsal şirket noktasında herkesin belli bir mesafesi var, maaş sistemi vardır, düzen sistemi vardır. Fakat çocukların gelecekle ilgili hem hayat öğrenmeleri hem de paraların kıymetini bilmeleri için özellikle şımarık bir hayatta yetişmelerini istemiyoruz. Ve bizim kendi çocuk ve ilgilerimizi özellikle de yeni gelen ikinci nesildeki çocuklara üniversiteyi, eğitim bitirmeyene görev vermiyoruz. Yani önemli olan eğitim diyorsunuz. Evet. Önce eğitimi alacak. Önce eğitim. Hatta, alt yapıyı oluşturacak, sonra başarı gelecek. Tabii eğitim olmadan olmuyor. Çünkü bir insanın en büyük karakteri kendi emeği olan ve eğitim olandır. Çünkü çocukluğunuzda, yani o çocukluk dönemlerinde her türlü sıkıntıyı çekmiş, o tecrübeleri edinmiş bir çocukluk hayatınız, gençlik döneminiz oldu. Evet. Yani o dönemlerde yani bir hırs var mıydı, bir azim var mıydı çocukluğunuzda? Çünkü işte köy ortamında, o Anadolu coğrafyasında yaşamış olduğunuz bir çocukluk dönemi vardı. Ben eskiden de hep gülürdüm, şimdi de gülürüm. Evet. Çünkü hayata pozitif bakıyorum. Çünkü veren Allah, alan Allah. Yüce Rabbim takdir ettikten sonra kimsenin haddine değildir. Biz hayata öyle bakıyoruz. Yapan yaptıran o, ettiren o. Tabii ki bazı şeylerle ilgili insanın tabii ki bir hayali, ideali, bir planı, bir hedefi olması lazım. Tabii ki zamanında geldiğinde her şey biz imkanımız yoktu. Ama çok zengin olanı kıskanırdık. Şey, bunun nesi var, bunun nesi var. İşte televizyonlara baktığımız vakit özenti olarak gördüğümüz o medyadaki o televizyonla ilgili filmlerdekilerine özenti çekti. Ama tabii ki çocukluk ağlı. O zamanki yaşantılara baktığımız vakit ben derdim ki hep okul zamanında bizim unutmadığımız anlardan bir tanesi. Şey, ilkokul dönemimizdeyken bize hediyeler olarak işte fındık verilirdi, üzüm verilirdi, yumurta verilirdi ve diş macunu falan verilirdi. O hediyeleri hiçbir zaman unutmadık. Hala hafıza. Hala hafıza. Ama bütün soruları unuttuk. Demek ki hediyeler unutulmuyor. Hediyeler unutulmadığı gibi o günler de unutulmuyor. İşte bir gün dedim ki ya ben de bir gün zengin olursam ben de bir hediye falan vereceğim. Böyle bir şeyler olsun dedik. Allah nasip etti. Şimdi bizim en büyük şeyimiz oyuncağımız falan yoktu. O zaman benim amcam küvete gittiğinde bize raylı tren vardı, küçük tren. Evet. Onu hediye verdik. Haftada bir defa oynardık. Hafta sonu. Özen özen sandıkta sağlardık. Bir de kardeş arasında bir 5 dakika 10 dakika sen oynayacaksın, ondan sonra sen oynayacaksın. Evet, tanımlarla bilmeyenler için özellikle burası çok önemli. Başarı hikayesinin aslında başlangıç noktası burası diyebiliriz. Bir iş adamının hani söylenir hep işte imparatorluk denir, farklı isimler yakıştırılır ama oyuncak anlamında Türkiye'de çok önemli bir konumda tabii ki İbrahim Toru. Bunun nedenleri neler, belki bunu araştırmak lazım. İşte onu anlatıyor şu anda. Nasıl başladı bu oyuncakçılık serüveni? İşte haftada bir oynadığı bir tren. O dönemler yokluk var. Evet. Anadolu'da ve nasıl bir süreç? O treni oynarken de şebiraderlerle birlikte 10 dakikada ama özene özene oynuyorduk. Aman kırılmasın, aman bir şey olmasın. Gözümüz gibi bakıyor. Hatta bayağı bir pozulmadan dayanabildi. Bir pinli değiştiriyorduk. Daha sonra çocukluğumuz şey, en büyük idealimiz bisikletti. Bisikleti de paramızın biriktirmesiyle birlikte yapardık. Evet. Tabii ki o güne kadar, yani bugünkü eğitim sistemimiz 8. sınıfa kadar ben ayakkabı bağcılığı yaptım. İşte bir ayakkabı bağcılığı bugünkü şartlarda 1 TL. Evet. İşte günde 8 tane 10 tane çift yaparsak yani 8-10 TL çok büyük başarı. Bazen 3 lira oldu, bazen 5 lira. Ben de biriktirdiğim paranın işte 4'te 1'ini, ineyim bir kumbaram vardı, kumbara sağlardım. Yavaş yavaş biriktirdim. Dedim ki böyle biriktirin. Çünkü ya bir şey istediğim vakit alsam da olur, almasam da olur. Kendi kendime böyle biriktirerek hareket ettik. Allah'a hamdolsun nasip oldu. Biz özellikle okula geldiğimiz vakit beni en iyi keşfeden orta 2, yani 6. sınıftayken bir tane matematik hocam vardı. Evet. Benim de en çok sevdiğim dersler matematik ve tarih. Bu derslerde özellikle genelde ya 85 ve üstü alırdım, 80, 90, 100 alırdım.
Sınıfın en yüksek notunu matematikte ben aldım. Mahmut İmert hocamız, Adıyaman'da. Yaşıyor mu şu an? Yaşıyor mu tam bilmiyorum ama. Yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Tarih hocamızı biliyorum. Tarih hocamızdan halen görüşüyoruz. Bir de tarih hocamız vardı. Evet. Ya diyordu ki şey, 8 nolu derste İbrahim Torun. Bir de benim amcaoğlu vardı. Şu anlıkta uzman doktor kendisi. 11 nolu da İsmail Torun. Ya diyor, bu tarih, torlardan başka tarihi anlatan yok mu? İşte biz de hemen sahaya çıkardık tahtadan sonra bütün dersleri hepsini ezbere ödedik. Bütün sorular da öyle. Tarihle ilgili ve matematikle ilgili notlarımız yedi. Hatta gençlere de özellikle bunu diyorum. Hangi işe ve nerede olursanız olun, eğer siz geçmişinizi bilmeseniz, hesabınızı, kitabınızı bilmeseniz geleceğiniz karanlıktadır. Özellikle iki ders çok çok önemli. Benim aşımda da hem matematik hem tarih çok önemli şeklinde. Çünkü hem hesaplamalarla ilgili hem de tarihle ilgili geçmişte neler yaşamış, neler yaşamamış onları bilmediğiniz vakit geleceğiniz karanlıkta olur. Bu iki derse özellikle gençlerimiz noktasından bunları yoğunlaştıkları vakit muhakkak başarılı olurlar. Evet. El becerisi, çocukluk dönemlerinde hani eskiden oyuncak falan yoktu. Çocuklar sokaklarda, o çamurlu yollarda oyunlar yaparlardı, oyunlar oynarlardı. Kendi ürettiğiniz oyuncaklar var mıydı o dönemlerde? Yani kendi el becerinizle yaptığınız, çünkü ben de kendi çocukluğumdan biliyorum. İşte tellerden arabalar yapıldığını. Şey, biz de o telli arabalardan yapardık. Daha sonra o günkü dönemlerde asfalt fazla falan yoktu. Yoktu. Biz bir diyelim. Üç tekerlekli bugünkü skuterin tahtalısını yapmaya çalışırdık. Evet. Küçük bir yayla birlikte gittiğimiz vakit asfaltlı yolda onun keyfi ayrıldı. Daha sonra çocukluğumuzda çelik çubuk dediğimiz evet. oyunlar. Biz çamurdan fotoğraf makinesi yapardık. Şekil verirdik. Şekil verdik. Ortasına da bir camdan bir şeyler verdik. Ona göre hareket edip özellikle gazoz kapaklarından oyunlar oynardık. Her birinin bir değeri vardı. Evet. Her bir gazoz kapağının ayrı bir puanlaması vardı. O puanlamayla ilgili. Halbuki o günkü anlarla bu günkü sistemimizle kurduk. Evet. Şu anlık biz Türkiye genelindeki birçok yerdeki alışveriş merkezimizdeki bulunan yerlerde özellikle o günkü sistemin bir benzerini buraya koyduk. Şey, insanların puanlama sistemi. Şey, gazoz kapağının deneki o günkü değeri. Bir tanesi 2 değerli, biri 5 değerli. Evet. Şimdi diyoruz ki eğer oyun oynadığı vakit büyüğünü yaparsa bu değerli, küçüğünü yaparsa bu değerli. İnsanlara bize has özellikler. Has özellikler ama tuttu ve bu şu anlık örnek bir profil oldu. Diğer rakip firmalar da bizi takip ediyor. Şu anlık ben hayatım boyunca da hep bunu diyorum. Yani bazı şeyleri algılarım ama taklitçilikten hep kaçırım. Eğer bir insan diğerlerinden farklılık olması gerekiyorsa yenilikçi olması lazım, değişimci olması lazım. Allah'ım olsun hem bu kendi şahsımda hem de şirkete de bunu yansıttığımız vakit daima Türkiye'de olsun, Urfa'mız olsun yeniliklere vesile olacak işler olduğu vakit ona göre özellikle gençler ve çevremizdeki ve Allah'ım olsun Rabbim de bizi mahcup etmiyor. İstikrar noktasında, samimiyet noktasında hareket edersek inşallah güzelliklere vesile olur. Evet, öyle burada tabii başarının sırrı var. Yani bu başarının sırrı neydi dediğim zaman İbrahim Torun'un söylediği bir 5S var. Evet. Yani bu, o 5S'den bahseder misiniz bize? Şimdi hayat boyunca ekranların başında bizi izleyen bay olsun, bayan olsun, yaşlı, genci hiç kimse fark etmiyor. Özellikle bu söylediklerimi ben burada iddia ediyorum. Evet. Başarısı olursa Urfa kâbısına diyelim. Ama başarılı olursa zaten biz onu tabii. Bunu uygulayın kesin başarılı olursunuz diyor İbrahim Toru. Eğer başarısız olursanız Urfa evet. kebabı sözü veriyor. Urfa kebabı özellikle evet. sözü veriyoruz. Gelsin ben bir yeme gelirim. Yani herkes çay kahve ısmarlar fakat biz bir yeme gelirim ki karşılıklı anlaşalım ne dağıt ettiğini evet. görelim. O yüzden diyorum özellikle Urfa kebabı olsun. Buradaki eksikliği bizzat da kendisine söyleyeceğim. Bu 5S'i yapan ama gerçekten samimice uygulayan kişi muhakkak başarılı olur. Başarılı olduğu gibi iki şey daha yakalar. Bir mutlu, iki zengin olur. Hem mutlu olacak hem zengin olacak. Ne kadar güzel. Bir, sevgi. Evet. Birinci madde, hangi işe, hangi yerde, nerede yaşarsanız yaşayın. Bir, sevgiyle başlamanız lazım. En büyük, birinci anahtar, sevgi. Sevgisiz bir hayat, sevgisiz bir iş, sevgisiz bir ortam, insanı mutlu da etmez, başarı da etmez. Demek ki birinci maddemiz sevgi. Sevgi. İkinci maddemiz samimiyet. Yani samimi olacaksınız. Eğer samimi olmasanız işinizle ilgili, toplumunuzla, ailenizle, arkadaşınızla
Bu 1, 2, 3, 4. sınıfta kırılma olur. O zaman böyle bir noktada sonuca gidemezsiniz. O samimiyetliğinizi tökmeniz lazım. 3. esimiz sadakat. Yani bugünkü toplumumuzdaki en büyük eksiklik güven. Eğer siz güvenilir biri değilseniz, sadık değilseniz, o zaman ne olur? Yine kırılma olur. Bu iç yaşamınıza da, arkadaş ortamınıza da ve çevrenizle ilgili her yerde öyle. Eğer sadık ve güvenilir biri olmadığı vakit, kusura bakmayın, hayatınıza ne mutlu olursunuz ne de başarılı olursunuz. 4. esimiz saygı. Yani dünyanın en bilgini, en zengini, evet, en tanınmışı olabilirsiniz. Televizyonda özendiğiniz bir aktör çok güzel ama gerçek hayatta tam tersi, saygınlığını yitirmiş olur. Evet. Ve kabalıkla ilgili, saygısızlıkla ilgili karşıdaki size hürmet ediyor ama siz onun karşındaki saygısına karşılık vermediğiniz vakit gönlünüzdeki o sevgi de yıkılır. O yüzden saygı çok çok önemli. 5. olan da sabır. Evet, sabredeceksin. Yani sabredeceğiz. Bazı şeyleri, bunları hepsini yaptıktan sonra takdir-i ilahi bir gün kapına gelecek. Yüce Allah sana kısmetini nasip edecek. O kapı ne zaman çalacağını takip etmen lazım. Evet. Yani sabırlı olman lazım. Bir de tevekkül etmek, kanaat etmek, onlarla ilgili sabır etmek. Yani derviş olup sabretmek ve murada ermek. Evet, yani bu 5 esi yapar. 1 sevgi, 2 samiyet, 3 sadakat, 4 saygı, 5 sabır. Bu 5 esi yapan bir esi yok eder. O da stres. Tamam. Yani doğal olursunuz. Evet. Hiçbir şeye takmazsınız. Bazıları bana, toru gibi sürekli gülersiniz. Bazıları bana diyor niye giriyorsun? Niye diyorum, verin Allah, anan Allah. Yani bilmiyorum ne yapayım. Millet bana giriyorsa ben de onlara giriyorsam ne güzel şey. Gülmekten daha güzel bir şey olabilir mi? O mutluluk hormonunun salgılandığı an. Yani sürekli hayata pozitif bakabilmek, o da başarıyı getiriyor belki de. Evet. Bunun da gizli anahtarı aşktır. Evet, aşkla. Eğer siz aşkınız için her şeye katlanıyorsanız, bazı şeylerde dininizi ütüyorsanız, söyleyemiyorsanız, bunlara karşı bu 5 S'de yaptığınız vakit, evet, aşkla ilgili, onlarla ilgili kavradığınız vakit bunları yapın. Eğer başarılı olursanız hemen yemek sözümüzü ekranları başındakilerin hepsine söyleyebiliriz. Evet, yemek sözü var. İbrahim, Toru'yu tanımaya devam edeceğiz Kontev ekranlarında. Çünkü çok daha farklı bir hikayesi var. Bu yolculuğa işte biraz evvel de ifade ettiği gibi kumbaraya attığı paralarla biriktirdikleri işte o çeyrek altınlar ve tahmin ediyorum 2000-2500 dolarlık bir rakamla yola çıkıyor ve o yolculukta şu anda çok ciddi manada büyük bir iş adamı oluyor, başarılı bir iş adamı oluyor ve genç bir iş adamı, yani yaşı da çok genç ve bu başarının devam etmesini diliyoruz. Kısa bir ara vereceğiz, kısa bir aradan sonra İbrahim Toru'nun hikayesini dinlemeye devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ankara konuşuyorlar Son TV ekranlarında. Konuğumuz Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı, başarılı iş adamı İbrahim Toru. İbrahim Toru'nun hikayesini dinliyoruz. Bu başarılı yolculuğunda önemli bir süreç, çünkü geride kaldı. Gençlik ve çocukluk yıllarınızdan bahsettik özellikle. Hiç zorluklarla karşılaştınız mı? Yani bizimle paylaşabileceğiniz bugünlere geldiğiniz süreçte, ya işte böyle bir şey de başıma geldi diyebileceğiniz bir anınız, bir hikayeniz var mı? Yani tabii ki hayatta, yani iyilerle kötülerle muhakkak karşılaşacaksınız. Siz başarılı olduğunuz vakit başarılı olmayan kişiler, yani çekemeyenler muhakkak sizi rahatsız edecek. Çünkü siz belli bir yerlere geldiğiniz vakit bazıları da size rahatsız olacak. Bu normal bir hayatta, öyle şeyler olacak. Her şeyi iyi gözle baktığınız vakit o da olmaz. Ama her şeyi de kötü gözle de baksanız yine olmaz. Siz işinizin en güzelini yapacaksınız. Ve gereksinim noktasında, idealiniz noktasında yürüyeceksiniz. Ondan sonra karşıdakinin kendi sorunlarını. Bu iş maratona benzer. Evet. Yani denin ki bir tanesi oradan laf vuruyor. Maratonda işte diyor ki ey zenci gidiyor musun, ona bir laf veriyor, buna bırakıyor. Halbuki maratondaki en şey olanlar siyah kökenli insanlardır. Evet. Ama hızlı koşanlar, hızlı koşanlar, ona buna baktıkları vakit ne olur? Maratondan, zamandan ve yürüyüşünden
hızından eksik olacak. Bu zaten koşuyor. Birileri çelme atacak, birileri su atacak, birileri bir şekilde yapacak ama siz yolunuza devam edeceksiniz. Devam etmediğiniz vakit, birilerine baktığınız vakit o zaman olmaz. Hatta bazen bu misali verin, bu örneği verin. Bir davardan cücüğün misali. Şimdi davardan gelmiş cücük işte bu zamanlarda soğulukta titriyormuş, ölmek üzereymiş. Al buyurun, o titreklik üzerinden davar üzerinden geçmiş. Cücüğün iki kat üzerinden pisliğini bu sefer sıçratmış kendisine. Ya demiş ki civcivle ilgili, diyor ki ya buradan geçerken ey demiş ki davar oğlu davar, yani ben küçük semse benim görmediğim yere mi pis ediyorsun? Halbuki onda sıcaklık geçiyor, ölümden kurtuluyor. Aynen. O anda da bir kedi geçiyor. Bakıyor ki pisliğin içerisinde bir şeyler kıpırdanıyor. Kıpırdandıktan sonra civcivi pislikten temizliyor ve kurtarıyor. Kurtardıktan sonra civcivi lak diye yutuyor. Diyor, bu misalde ne anlarsın? Her sana pislik atan, her sana yardım edenin dost belleme. Her sana kötü söz söyleyen, her sana kötü iş yapan da düşman belleme. Hayatın hikayesi de bu. Aslında bir söz vardır, hani her şerden hayır doğar belki, yani o çok önemlidir. Şer bildiğinden hayır, hayır bildiğinden şer doğabilir. Biz de bu konuyla ilgili başarı hikayemizi özellikle, yani ben 2009 yılında bugünkü televizyonların birçok ulusal kanalında hayat hikayemiz, başarı hikayemiz, evet, ulusal kanalda ana haberlerde oldu. Birçok televizyonlarda işte özellikle hem Urfa'da hem Doğu'da böyle insanlar da var. Başarılı hikaye anlattı. Ve Urfa'mıza biz özellikle çok şeyler kattık. Şanlıurfa'mıza ilgili ilk bowling salonu, ilk oyuncak mağazası, ilk alışveriş merkezini, ilk oyundan yayın yapan televizyonu birçok yeniliklere vesile oldu. Ve özellikle gençlerle ilgili inançlarını kaybetmemelerini istedim. Bugünkü toplumumuz maalesef gençlerimize tam inanmıyor, güvenmiyor. Ve ben özellikle gençlerimize inanılmasını istiyorum, güvenilmesini istiyorum. Ve gençlerin de kendine güvenmesi. Çünkü bu gençlerin içindeki bir heyecan var, bir şeyler yapmak evet istiyorlar. Bir büyükleri yanlarına gözetleyecek, yanlış yaptıkları vakit dur diyecek, uyaracak. Destek olmayacak. Ama gençlerin de önünü açması lazım. Bugün Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında bir devri kapatmıştır. Tabii. Ve kendi kendine yetişirmiştir. Boş değil ama. Bizim gençlerimize boş yetişmemesi lazım. Kendini öyle bir yetişmesi lazım ki ya o varsa benim ne eksiğim var? Bugün bir İbrahim Tan varsa ekranda, ya hal ala bu insanmış, ben onu geçebilirim demesi lazım. Ne yapmışsa ben onu katkı noktasına, yaptıkları işlerle ilgili örneği alırım, ben de yapabilirim inancının gelmesi lazım. Hayata hep bunu diyoruz. Başarının diğer bir temel noktası da sistir. Yani kısaltılmış adam. Bir, seveceksin. İki, inanacaksın. Üç, yine sabredeceksin. Yani inancından taviz vermeyeceksin. İdaris olacaksın. Ben bunu başarabilirim. Yapabilirim. Onun benden üstün yanı yok. Cesaretini göstermen lazım. Gençlik güncel konulara, ideolojilere kurban gitmemeli. Lazım. Geleceğe bakmalı. Bilimle, sanatla, ilimle uğraşmalı. Yani özellikle gençlerimizin, buradan sesleniyorum, ailelere sesleniyorum. Şu an her bir evde 3-4 tane televizyon olmuş. Evet. Yani büyüklerin, babaların izledikleri televizyon ayrı, haberler ya spor ya da güncel ekonomiyle ilgili. Bayanlar özellikle dizilere kendilerini çok çok kattırıyor. Onun haricinde çocuklar zaten ergen dediğimiz, onların ayrı özellikle ya sosyal medya ya da tabletlerle ilgili eğilimi oluyor. Özellikle bir ailede sosyal medyaya çok takılanlar muhabbet kalmıyor. İlgi olmuyor. Toplumumuzun en büyük eksiklerinden bir tanesi, gittikçe ilgisiz bir toplum oluyoruz. İlgisiz toplum olduğumuzdan dolayı Allah muhafaza, buradaki ailenin çoğunluğu artık uçurumlara gidiyor. Çocuk bu defa ne yapıyor? Çevresindeki olaylara etkileniyor. Etkilenince kötü arkadaşlıklar, kötü çevre, Allah muhafaza, madde bağımlılığıyla ilgili görüşülen evet noktanın en büyük kaynağı, yani maddi imkansızlıklar haricindeki değil, ilgisizlikten geliyor. Anne baba ilgilenmediği vakit çocukları bu sefer kötü şeyler ilgilenir. Çocuk sevgiyi ve ilgiyi şefkatini çağırıyor. Ve bu konuda lütfen evet ama lütfen bu konuda daha önemsensin. Bir insan çocuğunu, ondan sonra eşiyle de olabilir, ailesini, ya bir defa sevsin, şefkatini göstersin, merhametini göstersin. Sevgisini belirsin. Belirtmemek değil, belirterek yapsın.
Tabii çocuğuna özgüveni versin. Günümüzde öyle algılar var ki şimdi çağdaşlık, modernlik, işte gelişmişlik çok farklı anlatılıyor. Çağdaşlık nedir, ilericilik, gelişmişlik nedir dediğimizde hani karşısında bulduğumuz cevaplar farklı algılanabiliyor. Sen ailenle, aile kültürünü, gelenek ve göreneklerini koruyorsan sana gerici diyebilecek nitelikte bir kitle var. Aslında bence o aile yapısının, geleneklerin, göreneklerin geliştirilip hala günümüze taşınması bence ilericilik, çağdaşlıktır belki de o gelenekle yaşamak. Hala aile ilişkilerimiz nasıl? Yani İbrahim Toru şu anda hala aile ortamında nasıl bir yaşam sürüyor? Yani siz de çağdaşlaştınız mı, modernleştiniz mi? Hayır, biz yine ailemize, örtümüze, adetimize çok bağlı bir yapıya yani sahibiz. Yani bir bağdaş grup hala sofrada yemeğini yiyor. Aynı ve özellikle bunu da yine yapıyoruz. Biz özellikle kardeşler arasında 15 günde bir evde sıra, yani bizim Urfa'daki sıra gecesi kültürümüzü orada da yapıyoruz. 15 günde bir her bir kardeşimizin, biraderimizin evine gidiyoruz. Orada birlikte yemeğimizi yiyoruz, sohbet ediyoruz. Hem bay hem bayanlı topluca da ailelerle ilgili çocukları da alıyoruz. Ve onlarla ilgili de şu anlık güzel bir çalışma yaptık. Ben çocukların dilinden anlıyorum. Diyordum ki çocuklar, bakın size sorular soracağım. Evet. Kim takdir aldıysa, kim namazına niyazına durursa, kim kendisini geliştirirse, İngilizcesini geliştirirse, yıl sonuna kadar müddet. Evet. Birinci olana işte sevdiğiniz nedir? Telefonun ne en son modeli. Yani mesela, evet. Zaten ben onları soruyorum. Ondan sonra diğerlerini ne istiyorsanız bunu istiyoruz. Aileler arasında yarış yaptırıyorum. Kim daha çok kitap okursa, evet, kim daha çok Kur'an-ı Kerim okursa, kim hadis daha çok okursa ve o okuyanlarla birlikte aile de örneğin birinciye biz hac diyoruz. İkinciye gelen de ömre. Oo, süper. Ve bu aileyle ilgili bağlantı yapıyoruz. 15 yapıyoruz. Ara bir de muhakkak bizim aile şirketinin yönetim toplantısı olur. Evet. Olumlu olumsuz şeyleri kapanırız ve kendi kendimize yol haritamızı yaparız. Bunu da yapmadığımız vakit o zaman gelişim, değişim olmaz. 2002 yılında işte o günkü şartlarda kriz oldu. Evet. Ecevit hükümetinin krizi. Ben de yurt dışına gittim. O günkü krizde işler çok çok kötüydü. Nasip oldu, ben yurt dışına gittim. Yurt dışına Hongkong'a gittikten sonra fuarı dolaştım. Daha sonra bir malı keşfettim, Endonezya'da dediler, Jakarta'da. O günkü cesaretle yani 14 yıl öncekini anlatıyorum. Bir malı keşfettik. Yapayım mı yapmayayım mı diye düşündüm. Şimdi bu var. Rızkın 9'u ticaret ve cesarettedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rızkın 9'u ticaret ve cesarettedir diyor. Eğer paranız varsa cesaretiniz yoksa olmaz. Cesaretiniz varsa paranız da yoksa da o da olmaz. Ben de düşündüm, cesaretle ilgili bir eğilim yaptık. Yüce Rabbim hamdolsun bizi utandırmadan. Gittik Endonezya'ya ben. Endonezya'ya gitmiş. İlk defa gidiyorum. Jakarta'ya gittik. O mallarla ilgili fabrikanın yerini buldum. Yoluma devam ettim. Geldim fabrikayla ilgili bir tane adam vardı. 1.94 boyunda. Fernando diye. Fernando'ya gittik. Anlaşıyordum. Bana baktı ya, daha sen çocuksun. Ne iş var bunun? Yaşı küçük gördü tabii. Evet. Ben dedim, bu malı almaya geldim. Dedim, Türkiye distribütörlüğünü isteyelim. Evet. İşte cesaret bu. Türkiye'nin distribütörlüğünü. Ya da bu kadar imkan, bu kadar şeyden ben hesaplattım. Dedi ki, benim de İstanbul'da bir firma var distribütör. Ben onunla anlaşmışım. O halde dedim, ben gelmişim senin yanına. Ne zaman dedim ondan anlaşmayı iptal ettikten sonra bana verir misin? Bana bu sözü ver. Dedi, sözü de eğer ondan feshedersem sana ilk şeyi söyleyeceğim. Aradan 2 ay 3 ay sonra geçti, haber geldi. Baktım bana, dedi 2 ay geri istiyorsan sana sözüm vardı, bu malı vereceğim. Nasip oldu, kısmet oldu. Biz gittik, malları getirdik. Ve bu mallarla ilgili o günkü şartlarda Allah'a hamdolsun Türkiye distribütörlüğünü aldık. Ve mallarımız Türkiye'nin birçok yerine gitti. İstanbul'a, Ankara, İzmir'e. 2-3 ay sıkıntı yaşadık. 3 aydan sonra mallarımız yolda satmaya başladı. Evet. O talep ediyor, bu talep ediyor. Karşılık buldu. Evet. Ve Allah'a hamdolsun öyle bir malı da hem Urfa mal
Orada kazandık ve bizim azmimiz de aşıyor, elimiz de aşıyor. Birçok vesileleri, bunlar gibi örnekler evet, çok. Çok. Tabii Kanal Urfa gerçeği var. Yani Kanal Urfa, Şanlıurfa'da Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Üç dilde yayın yapan tek televizyon. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buluyor. Anadolu Yayıncılar Derneği'nin 320 Anadolu Medya Kuruluşu ile birlikte Anadolu insanının oyları ile belirlediği 30 kategoride 33 isim ödüllerini alıyor. Büyük bir katılımın olacağı bu görüntü. Fakat biz Güneydoğu bölgesinde yaşadığımızdan dolayı ben de Güneydoğulu'yum diyemiyoruz. Eksi 2'den başlıyoruz. Bir Şırnak, bir Diyarbakır, bir Urfa'da denildiği vakit hemen evet. Batı'daki insanlar acaba bunlar terörist mi veya terörle mi gidiyor? Bir şekilde bir algı olayı var. Evet. Eksi 1, eksi 2'den başlıyoruz. Bizim de bu konuyla ilgili, ya bizim örfümüz, adetimiz var. Şimdi biz böyle insanlarımızla ilk açtığımızda sorusal televizyonlardaki birkaç arkadaş ya bana dedi ki birkaç tane arkadaşım şalvarlı puş ile bowling oynasınlar. İşte bunlar bowling işte Urfa'da da açıldı. Kim derdi ki Urfa'da bowling açılır? Ben baktım ki aşağılayıcı bir durum var. Çok doğru. Şimdi bir insanı giyiminden, kuşamından dolayı açıklama en büyük katilliktir bence. İşte Avrupa'nın Türkiye'ye yaptığı bir şey aslında. Türkiye fotoğrafı gösterdikleri zaman, Türkiye'den bir resim gösterdikleri zaman en ücra köşede işte Türkiye burası diye sundukları fotoğrafa benzer bir anlayış. Aynı anlayış. Benim de zoruma gitti. Yani ben dedim ki acaba niye bunlar öyle yapıyorlar? Yani bunlar gerçekten kalpleri çok temiz. Yani bir insan giyimi, örfü adeti böyle evet. Gelişmiş. Puşsunu takabilir, şalvarını giyebilir. Öyle rahat ediyor. Evet. Ben uçaktan gelirken aynı örf adet adam yöresel kıyafetiyle gelmiş Ankara günleri. Ya öyle seviyorsa bırakacaksın. Bu kültürü niye yok ediyorsun ki? Bu kültür kolay mı yetişmiş? Ama sen onun kalbine bak, düşüncesine bak. Böyle geldi daha sonra ya dedi ki maalesef uluslararası hep iyi yönlerimizi anlatmıyor, kötü yönlerimizi anlatıyor. Bugünkü televizyonlara bakın, en büyük televizyonlara genelde hep ahlak dışı, hep reytingler uğruna toplumumuzu yadırgalayıcı, kültürel yönden önemli dengelere veriliyor mu? Verilmiyor. Biz hatta bunlarla giden Türkiye'de bir iddia yaptık. Ya dedim her yarışma var. Biz de gelin Türkiye'ye bir iddia yapalım. Güzel Kur'an-ı Kerim okuma yarışması yapalım. Evet. Ve o günkü şartlarda Vanlı olan bir kardeşimiz birinci oldu. Daha sonra Maraşlı oldu. Türkiye vesile oldu. Örnek projeleri de yapmak lazım. İşte bazen kızınca da bunu diyoruz. İşte Türkiye'de tavuk döner var da neden horoz döner yok? Evet. Türkiye'nin birçok yerinde, her yerde aslan bir cümle var. Tavuk döner bunlar. Niye horoz döner yok? O da bir soru işareti değil mi? O da bir soru işareti. Evet. Nedenler şimdi söylersen, bu sefer bazı horozlar yine kızacak. Çünkü yapımız diklenmeye, inatlığa, dik başlığa tez geliyor. Çabuk sinirleniyoruz ve horozlanmayı seven bir yapıya da sahibiz. Ondan dolayı da kaynaklanıyor. Yani biraz İleriye yönelik proje yapmamız lazım. 10 yıllık projeler yapmamız lazım. 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık. Bugünkü toplumuza baktığımız vakit, yani hemen biz yanı başında olduğumuzdan dolayı Suriyelilerin durumu. Güçlü haklı mıdır? Güçlü haklı değildir ama maalesef bu zamanda güçlü kimse haklı da oluyor. Zayıf her zaman işte ezilmeye mahkum bırakılıyor birileri tarafından biz, maalesef. Osmanlı'nın genlerini almamız lazım. Osmanlı neydi? Güçlüydü ama adildi. Yeri tabii gerektiğinde tabii. Fatih Sultan Mehmet haksızlık karşısında kalsa bile karşıdakine saygısından dolayı hakkı savunan kişilerdi. Bizim de o topluma yönelik bunları algılamamız lazım. Özellikle gençlerle ilgili yani tarihimizi çok çok iyi bilmemiz lazım. Ve yan etkisi olmayan kitaplara çok bağımlı olmamız lazım. Evet. Her kitabı da değil, özellikle hangi konuda bilinçlenme ve hedef noktasına giderseniz bu konuza yönelik güzel kitapları okursanız faydalı olur. Evet, alternatifli araştıracaksınız, araştırıp doğruyu bulacaksınız ve İbrahim Torun'un da yine hayat hikayesini anlattığı, aslında kaleme aldığı bir kitabı var. Geldiğim yeri biliyorum diye.
kaçıncı baskı oldu? Üçüncü baskı, beşinci, beşinci baskıya geldi. Evet. Tabii bu kitaplarda İbrahim Toru bir nevi kendisini anlatıyor. Yaşam hikayesini anlatıyor ve geldiğim yeri biliyorum diyor. Bu cümle çok önemli. Ve bu süreçte İstiklal Marşı'nda yer alan işte korkma diye başlayan o mısralarda korkma çok önemli. Korkma aslında sihirli bir kelimedir, korkma. Nasıl sihirli? Yani orada da ben kitabda da bahsetmişim. Evet, bu çok dikkatimi çekti. İstiklal Marşı'nda da hemen ilk başta korkma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ilk gelen ayet ikra. Yani oku, korkmadan evet. Oku. Ve rızkın onda dokuzu ticaret ve cesaret diyorsa, cesaretteki kısaltılmış şeyden yine korkma. İşte oradaki alıntılarla ilgili, şimdi herhalde Begen'in son kelimelerle evet, ilgili. Orada bir şey var, bir bölüm var, onu hemen paylaşmak istiyorum izleyicilerimizde. Korkma, Allah'tan korkandan kork, Allah'tan korkmayandan. Ey Müslüman kardeşim, korkacaksan Allah'tan kork. Bir tek Allah'a kul ol, aman ha kula kul olma. Para, makam, şöhret için asla hiç kimseye boyun eğme. Sadece Allah'a karşı eğil. Zalimlere, kalitesiz insanlara, şerefsizlere, ikiyüzlülere, kibirlere, değerinden fazla değer bekleyenlere fazla yüz verme ve böyle insanlardan korkma. Böyle insanlardan korkar ve onlara karşı eğilirsen başarısızlıklar senin yakanı asla bırakmaz. Allah için korkusuz ol, her zaman yüce yaradana sığın, zalimlere ve kötülere boyun eğmemen seni büyütür. Şu hadisi şerifi de asla unutma. Allah bir kapıyı kapatırsa bir kapıyı açar. Korkma. İşte korkmamak gerektiği burada bir kez daha ifade ediliyor bu yazdığımız kitapta. Zamanımız varsa ben samimiyetlikle ilgili bir kısa bir şey anlatayım ondan sonra tabii, son sözle ilgili. Şimdi yaşamış bir hikaye tabii ki bu samimiyetlikle ilgili. Hac vahfesindeki o zaman anlatmış abi, bir Ramazan Tatar Koca'yı da burada analım. Evet. Şimdi yaşamış bir hikayede bir Müslüman bir insan her namazdan sonra ya Rabbi bana hayırlı bir evlat verken Kur'an-ı Kerim'ini öğreteyim, öğrensin diye. Yüce Allah gençliğe bir erkek evladı nasip edeyim. Bu erkek evladı 8 yaşına geldikten sonra diyor ki baba müjde olsun bugün Kur'an-ı Kerim'i hatmettim. Baba Numan evet. ismi hiçbir tereddütsüz eşmeden içindeki elindeki en büyük sermayesi devesine diyor ki al yavrum bu deveyi hocaya ver de ki Kur'an-ı Kerim'i hatim ettiğinden dolayı babamın hediyesidir. Zaman geçiyor. Numan bu defa Mısır Kahire sokaklarında süt satıyor. Süt satarken matağında süt var süt var diyor. Numan da benim gibi cılız birim. Akşamın eve geldiği vakit yorgunluktan ben yatıyor. Hanımı diyor ki ey Numan verdin verdin de başka bir şey verdin. Neden deveni verdin? Bu defa diyor ki olsun Allah işinde gel. Bir gün bir rüya görüyor. Ey Numan yattığın yere kaz. Numan fazla önemsemiyor. Bir daha aynı rüya görüyor. Ey Numan yattığın yere kaz diyor. Yapayım yapmayayım diye tereddüt ediyor. Belli bir zaman geçiyor. Üçüncü rüya aynı görüyor. Ey Numan yattığın yere kaz. Eline kazma kere geldi. Evet. Kazma kere gelirken hanımı karşıya geliyor. Diyor ki ne yapıyorsun? Valla diyor hanım bir rüya gördüm yattığın yere kaz diyor. Ay diyor benim başıma gelen. Bir dayımız vardı şimdi dayımızı başımıza yıkacaksın. Numan sen delirdin mi? Aman gel seni bir tedaviye götürelim. Yok diyor bunda bir keramet vardı. Numan'ı kimseyi ikna edemiyor. Bir mezar boyu kazıyor. Bir küp altın çıkıyor. Küp altın çıktıktan sonra hanımı da diyor ki hele gel diyor sana sarılayım. Zaten sen Allah'ın saf kulu olduğundan dolayı ben seninle evlendim. Zengin olduk diyor. Valla diyor hanım ben senin bu altınları vermem. Ulan diyor delirdin mi? Zengin olduk. Yok diyor. Ya bizden önce yetiminse, evet. Ya bizden önce bir eşsinse, ben diye bunun sahibini valiye verelim, Kur'an sormuşsun, vali ne hali varsa ona göre görsün. Geliyor valinin yoluna gidiyor. Valiye giderken koruma artıyor. Efendi efendi hayrola, ya diyor ki benim valiyle görüşmem lazım. Diyor benden var mı yok diyor. Neyse valiye geliyor, efendim bir tanesi gelmiş, seninle görüşmek istiyor. Ne iş var diyor bilmiyoruz. Randevusu var mı yok diyor. Bu halde diyor yola, ben de müsait değilim. Bir tane koruma efendim diyor. Bir yerinde de küp var bence bir beş dakika dinlerseniz diyor. Hadi diyor alın o halde. Söyle efendi diyor. Efendim ben bir küp altın evinde buldum. Size takdim edeyim sahibine siz verirsiniz. Ne altını buldum diyor. Getir bakayım. Vali ömrü hayatında ilk defa böyle bir altın görüyor. Allah Allah diyor. Diyor Numan kimdir biliyor musun? Diyor benim.
Sen diyor okur yazarın yok mu? Ne yazdığını biliyor musun? Efendim diyor, ya, bilmiyorum. Vali Nurman elini öpmeye çalışıyor. Efendim diyor, estağfurullah, nasıl elini öpersiniz? Diyor, sen ne iyilik yaptın da Yüce Allah sana bu ödülü vermiş. Ne yazıyor orada altına? Edehebade abidine Nurman. Bu altın kolumuz Nurman'a aittir. Diğer altın yüzünde Kur'an'ı yücelttiğinden dolayı bu Allah'ın kendisine bir lütfudur. Evet. Söz size çetin bir. Ve artık programımızın süresinin sonuna geldik ama bu geldiğim yeri biliyorum kitabında arka bölümde yer alan bir yazı var. Çok güzel bir yazı. Bunu sizlerle paylaşarak veda etmek istiyoruz. Önemli bir başarı hikayesi İbrahim Torun'un hikayesi ve bu başarı hikayesinde bu süreçte elbette ki gençler çok önemli tavsiyelerde bulundu. Zorluklarla karşılaşacaklar, belli başlı engellerle karşılaşacaklar ama bu engelleri aşmak o gençlerin azminde, sabrında tabii ki yapacağı çalışmalarda. Bu yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Diz kapakların kanayacak bu yola başlarken belki ama vazgeçmeyeceksin inancından. Ağlayacaksın. Belki horlanacaksın. Belki dışlanacaksın. Ama inandığın değerler uğruna yürüyeceksin. Bazen nefsin çıkacak karşına, bazı aralar çevren. Kimi zaman ailen, belki de gücü elinde tuttuğun zannedenler. Ama sen yorulmak yok diyerek yürüyeceksin. Belki anlamak istemeyecekler. Belki anlamazdan gelecek ve belki gülecekler. Sen de azim onlarda deli cesareti olan haline, belki küçümseyecekler ama dayanacak ve yürüyeceksin. Belki güvendiğin dağlara karlar yağacak. Belki dallar tuttuğun kırık yerinden kopacak ama sen Rabbine sığınıp yürüyeceksin. Belki sürüneceksin, belki taşlanacaksın. Belki atılacaksın, belki de yalnızlığa bırakılacaksın. Ama sen Rabbinin birliği inancına tefekkürde yürüyeceksin. Kimi zaman düşeceksin, kimi zaman çelme takacaklar ayağına, kimi zaman set çekecekler açılan yoluna. Yorulacaksın kimi zaman. Fakat yolun yüceliğini bilecek, ya Bismillah diyerek şahlanarak yürüyeceksin. Duranlar, yolu terk edenler, belki yoldan çıkanlar, belki yol boyunca saraylar yapanlar, belki pes ederek çıktığı seferden geri dönenler olacak ama sen yine de yürüyeceksin. Ağlayacaksın, ağlatacaklar. Ama sen gözyaşını azığın bilip yürümeye devam edeceksin. Yürüyenlerden eylesin Allah hepimizi. Ankara Konuşuyor'un sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle diyoruz. İbrahim Toru'ya da çok teşekkür ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Ben teşekkür ederim.